Yumurtayı kırdıktan sonraki hali kananın bu daha koyu. Toparladı çünkü kendini bayağı. Her defasında tabii karıştırıyor olmak önemli kınayı sürerken de saçınıza. Bu şekilde akmıyor bakın ama çok rahat sürülüyor. Bu da bilgi olsun. İlk defa yapacaklar, kıvamı nasıl olacak diye tereddüt etmesinler. Ben fırçayla sürüyorum. Fırçayla da gördüğünüz gibi akmıyor. Ve çok rahat uygulayabiliyorsunuz saçınıza. Bir yumurtanın tamamını kırdım ben. Hem beyazından hem sarısından beslensin diye saçlarım. Çok da iyi oluyor. Böylece ne kadar sürede bir kına uyguluyor olsanız da saçınıza doğal olarak bakım yapmış oluyorsunuz. Hem yağla hem yumurtayla. Çok yumuşak. Şu anda saçımı banyodan sonra hiçbir şey sürmeden bile çok rahat tarayıp kurutabiliyorum. Sonrasında da çok yumuşak ve güzel oluyor saçlarım. Kınanın saçı kuruttuğuna dair bir takım bilgiler okuyor olabilirsiniz ama ben bizzat kendim deneyimledim. Boya kullandığım zamanki saçımla 3 yıldır kına yaptığım saçımın arasında ciddi fark var. Ve bu arada belki 3-4 seferde kestirmiş olmama rağmen saçlarım sağlıklı bir şekilde uzuyor ve çok memnunum. O yüzden iyi ki de kınaya dönmüşüm diyorum. Eğer siz de bakır tonları kullanıyorsanız ya da seviyorsanız ve beyazlarla mücadele ediyorsanız benim gibi çok çıkıyorsa 20 yaşından beri ben saçlarımı boyuyorum. Yaklaşık 20 küsur senedir hep boya yaptım. Ne kadar doğal olduğu söylense de ne yazık ki o boyaların içinde kimyasal madde var. Kına için de tabii ki alerjen denebiliyor ama bu doğal sonuçta Hint kınası değil. Yine de test edin. Sizde yarattığı etkilere bakın. Saçınızı temizken de uygulayabilirsiniz. Bir iki gün geçmişse üzerinden o zaman da yine uygulayabilirsiniz. Böyle günlerce, gecelerce bekletmenize de gerek yok. 4-5 saat yeterli. Saçınızda zaten o beyazları kapattıktan sonra çok uzun bekletmek belki kınanın saçı kurutmasına sebep oluyor olabilir. Ama ben her defasında boylarına da sürmüyorum. Diplerine sürüyorum. Artan kınayı da biraz daha boylarına sürerek bitiriyorum sadece. O yüzden kuruma yaşamadım şimdiye kadar. Tam tersine çok canlandı. Güzel bir renk aldı ve yumuşacık şu anda saçlarım. Hiçbir şey sürmeden tarayıp kuruttuğumda bile bir dahaki yıkamaya kadar saçlarımda elektriklenme vesaire olmadan çok rahat kullanıyorum. Artık bundan sonra kınayla devam edeceğim. Saçlarıma bakım yapmaya size de tavsiye ederim. Görüşmek üzere.